Allah'ın kaderi bu perspektiften bakıldığında anlaşılıyor ki kutuplarda, ekvatorda, çöllerde, ormanlık arazilerde, şehirlerde, köylerde teknolojinin bulunduğu zamanlarda teknolojisiz kana arabalarının olduğu zamanlarda insanların hastalanınca yakıldığı zamanlarda hastaysan gel seni biz yeniden diriltiriz diye tıbbın ayyuka çıktığı zamanlarda. Uzayda yaşıyorsa uzayda, yerde yaşıyorsa yerde. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde, demokrasinin ilahlaştığı demokratik bir devlette, komünist bir devlette, kabile devletinde, okyanuslarda bir gemide, havada bir uzay aracında veya uçakta, İnsan nerede varsa hangi zamanda yaşıyorsa hangi mekanda yaşıyorsa hangi sistemde ise bütün zamanlar bütün sistemler bütün ırklar bütün mekanlar ve bütün fırsatlar ve bütün avantajlar ve dezavantajlar olumlu şartlarda olumsuz şartlarda kıyamet günü Allah yarattığı yüzlerce milyar kulunu mahşer meydanında toplandığı, topladığında Medine-i Münevvere'de Mescid-i Resulullah'ta namaz kılıp gelenler Mescid-i Resulullah'ın kıymetini bilemeyip münafık olarak bölünüp gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununun kanlı cesedini görüp İslam'dan soyuyup kaybolup cehenneme gidenler o kanı akıtıp cehenneme gidenler Resulullah'ın torunu öldürülse bile Resulullah'tan kopmaz imanını ispat edip gelenler. Rus komünizminin, Bolşevikizmin zulmünün altında Allah demeyi becerenler, sistem komünist olunca dinini de komünist seçtirenler. Açlıktan kıvranıp secde edemeyecek bir, demik, bir deri bir kemik kalmış olduğu için oturup secdesini yatarak yapabilenler, avretini örtecek bir şey bulamadığı için ima ile namaz kılanlar Allah beni niye aç bıraktı diye dininden vazgeçenler parasını koyacak yeri bulamayıp hepsini Allah için verecek kadar cömert müminler kulluğundan taviz vermeyenler ama parayı bulduktan sonra Müslümanlığı fakirlerin dini zannedenler kıyamet günü mahşer demek Adem'in çocuklarının bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda test edilmiş karakterlerinin toplandığı yer demektir. Nuh aleyhisselam'ın gemisi aylarca su üstünde kalması gerekmiyordu. O ceza 10 dakika içinde tahakkuk etmiş Nuh'un oğlu bile olmuştuza, ölmüş, gitmişti zaten. Ama 6 ay suyun üzerinde neden kaldı gemi? Hikmetini Allah bilir şüphesiz. Ama kıyamet günü Nuh'un gemisindeki 83 veya 90 neyse o insanlar da dirilecekler. Su üzerinde aylarca kalmış bir kemi, gemide bile kulluk Allah'a secde edilmiş kıvamdaki insanların da örneği onlar olacaklar. Mahşer bu demektir. Sadece insanların haşredildiği mahşer değil, Allah'a kulluğun milyarlarca alternatif üzerinden yaşandığı şartların haşredildiği yer demektir mahşer. Bunun için biz Bilal kırbaçlanırken, yahu bu ne çekiyor Bilal zannediyoruz, halbuki kırbaçlananların sultanı Bilal olarak gelecek o, kırbaçlananlar kitlesi olacak. Milyarlarca kulluk, Allah'a secde etme alternatiflerinden biri de Bilal'in alternatifidir. Ortada bir yanlışlık yok. Bu zamanın müminleri olarak da, Meryem bugün çocuğunu önümüze getirse, ve o, o İsrail oğullarına anlattığı şeyleri bize anlatsa, şu teknolojinin, şu demokrasinin insan hakları vesaire hangi safsatayla bizi 50 senedir beyinlerimizi çürütüp defolu beyin haline getirdilerse bütün bu, bu manzaradan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber topraktan yarattı Allah da babasız yaratsa ne olur deyip iman edebilecek kapasitede kalacak kadar medyadan, iletişimden, cep telefonundan, internetten etkilenmemiş müminler 2015 yılında diye mahşere gelecek. Medyaya dayanamayan, kandil gecesinde mümin olarak kalanlar diye farklı bir mümin grubu gelecek. Dolayısıyla Bilal'in kırbaçlanmasıyla bizim cep telefonlarımızdaki veya diğer cihazlarımızdaki frekanslar aynı şeylerdir. Çünkü Bilal'le beraber kırbaçtan korkan pek çok kere Ebu Cehil'in kölesi olarak cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Allah sadece Mekke'de, Medine'de, Taif'te, e bir de Mısır'da, Kahire'de, İstanbul fethedilince de İstanbul'da kullarını denemek murad etseydi, 20 şehrin dini olurdu İslam. Allah mülk olarak nereyi yarattıysa, bir karış toprağı hariç olmamamak üzere, her yerde kulluğunun test edilmesini murad etmiştir. Adem aleyhisselam babamızı dünyaya gönderdiği dakikadan, son çocuğu ruhunu teslim edinceye kadar da bütün zamanlar Allah'ındır, Allah tek bir saniyeyi kulluğunun gerçekleşmesi emrinin dışında tutmayacaktır. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın gemisi neyse, nasıl on binlerce insandan sadece 80-90 kişi o gemiye bindiyse, bugünkü yüzer şehir denen gemiler de okyanuslarda aynı mantıkla dolaşıyorlar aslında. Bugün de insanlık aynı kulluğu kabul edip edemeyeceği üzerinden yürüyor. Bu sebeple bir mümin olarak biz kainata bu mantıkla bakmadıkça Allah'ın kainat üzerindeki sırlarını anlayamayız. Yahu hem sabaha kadar teheccüd kılıyoruz, sabah halinde İsrail gelip bombalıyor bizi deyip kafir olarak gidersin ahirete. Sırrını anlayamayız Allahü Teala'nın. Eğer bu sırrı anlarsak, destereyle kesilmiş peygamberlerin niye o işkenceye maruz olduklarını anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niye yetim doğduğunu anlarız. En yakın Ebu Leheb'in ve karısının ona niye işkence ettiğini anlarız. Amca yeğenine niye işkence edebilir ancak o zaman onu anlayabiliriz. Bugün, bugün bu dünya üzerinde tek bir saniye filan yerdeki olay yanlıştır. Bu olmamalıydı dediğimiz an o saniyenin ve o mekanın 10 santimetrekare yer bile olsa Allah'ın kabzasının yani kudretinin dışına taştığını allah Teala'nın oraya hükmedemediğini söylemiş oluruz. Maazallah, Teala Allah. Böyle bir şey ebediyen ağzımızdan çıkamaz. Elbette Filistin'de iki yaşındaki çocuklar kurşun yağmuruna tutulurken veya dünyanın başka bir yerinde bir zalim, böyle bir cinayet işlerken içimiz cız eder, bunu önlemek için ilk uğraşan, ilk gayret eden biz olmaya çalışırız. Ama bunun program dışı olduğunu aklımızdan bile geçirmeyiz. Demek ki Rabbim beni, 2 yaşında çocukların kurşun yağmuruna tutulacağı fosfor bombasıyla öldürülecekleri bir dünyanın saf mümin kulu olarak mahşer yerine gelen adamı olmamı murad etmiştir diye düşünüyorum. Mahşer yerine dönüp de mahşer yerini bu projenin mekanı olarak gördüğümüz zaman sadece insanlar değil ilk insandan son insana kadar bütün zaman ve bütün mekanların ayrıntılarının haşredileceği yer olarak gördüğümüz zaman mevcut dünyada biz kendimizi süper imkan, süper iman ehli olarak görmeyi de tadarız. Aksi takdirde Bilal mi radıyallahu anh daha şanslıydı, filanca mı daha şanslıydı, zenginin malı, fakirin ağzını yorarmış uslubundan biz ashab-ı kiramı roman gibi okur gideriz. Ashab-ı o zaman zenginin malını anmak gibi anılır içimizde. Zenginin malını saymak, fakirin ağzını yorar, çenesini yorar, başka bir işe yaramaz. Biz bu zamanın müminleriyiz. Rabbimiz bizi 2015 yılında insan oğlunun uydularla uzaydan yönlendirildiği bir zamanda kul olarak görmeyi murad etmiştir. Bu zamanın fitne fesadına karşı direnmek, Ebu Cehil'in, Übey İbni Halef'in kırbaçlarına karşı Ehad, Ehad deme mücahidliğidir. Biz bu zamanın mücahidiyiz zaten. Bunu anlayamadıktan sonra görülecek çok işimiz var demektir.